Dedi ki abi ben sıkıntım var. Vehim ve vesvesem var. Ben dediğin gibi Hizbul Kur'an okuyor. Risale okuyor. Derslere de katılıyorum canlı yayın ve gitmeye de var. Gene sıkıntım tamamen bitmedi. Ne önerirsin? Kardeşim şu söylediğimi de eğer sen de yoksa dikkat etmişsen doktora gideceksin. Nedir o? Kul hakkı var o zaman. Haram yiyorsun. Haram yiyenin kırsağındaki o haram o Hizbul Kur'an'da, Risale-i Nur'da sana fayda vermez. O zaman haram yiyorsun. Doktorluk değilim ama sıkıntım gitmiyor diyor. Kardeşim haram yiyorsun. Bunu kim söyledi? Ustadın avukatı kimdi hatırlar mısınız ustadın? Ondan eski. Bekir Bek abiden eski. Kim? Ustad kendi risalede diyor. Benim avukatım diyor. Ustada benim gibi biraz böyle şey adam böyle biraz ustada da sıkıntı yapmış sakın diyor. O dedi diye sıkıntı değil. Zaten bu plan kurulmuştu. Bu olacaktı. O kardeşimiz böyle dedi. Başımıza bu dert başımıza geldi demeyin diyor. Bu zaten plan kurulmuştu diyor. Kim o abi? Ya böyle adam gibi adam böyle. Biraz böyle şey gibi dosel gibi giden bir abiydi. Ahmet Feyzi abi. Ahmet Feyzi abi. Ustadın avukatı. Ustad demiş risalede benim avukatım diyor. Ne demiş biliyor musun? Ankara'da kendi sesinden dinledim. Diyor ki abi biz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Niye böyle gene bir şey olmuyor yani sıkıntımız kurtulamıyor. Demiş ki haram yiyorsun o zaman demiş. Çünkü vaad-i ilahi var. Allah'ın bu Kur'an evrat okumak Allah ile sohbet etmektir. Sen Hizbul Kur'an okuyorsun. Kur'an okuyorsun. Risale okuyorsun. Niye gitmiyor sıkıntın? Haram yiyorsun kardeş. Ha, haram yemediğin halde gene gitmiyorsa başka bir adetullah kanunu var. Bedendeki bazı tiroid bezleri, serotonin bezleri, şunlar bunlar sıkıntı var. Adet ile o zaman ilaç içeceksin. Ama bu haram yemeyeceksin. Dedim ki Ahmet Feyzi abi böyle diyordu. Öyle mi abi dedi. Öyle. Oturup kalkmana her yerde yemek yemeyeceksin. Helal paran dahi olsaydı. Yemeyeceksin kardeşim.